Herkese merhabalar. Feriye Hanım için bir alışveriş yaptım. Aslında benim kafesimde Himalaya tuzu, kalamar kemiği, gaga taşı falan vardı. Tüy olma sorunu için veterinere gittiğimizde mineral eksikliği olduğunu söyledi. Özellikle fosfor ve kalsiyum. Ben de demek ki kalamarla hani Himalaya tuzu yetmedi diye biraz mineraller almak istedim. Mineralleri alırken de birkaç tane tüne kaldım. Çünkü bir yenilemem gerekiyordu. Onları göstermek istedim bu videoda sizlere. Açalım bakalım şimdi kargomuzu. Feriye Hanım şu an henüz ona bir şey geldiğini anlamadım. Normalde hemen çözer böyle şeyleri. Kaşınmaklar istiyor. Gel bakalım. Bir önce kendisine denetelim. Zaten ben genelde tüne kaldığım zaman önce bir ona denetiyorum, gösteriyorum. Çünkü bazen çok korktuğu oluyor. Kullanmıyor tünekleri ya da salıncakları. Ay nasıl mutlu oldu. Şimdi bakalım birazcık incelesin. Mineral olayını internetten ben çok araştırdım. Normal gaga taşı aldığımız, yani ben gidip direkt kafese aldığım yerden bir tane gaga taşı almıştım. Onlar talaş gibi oluyormuş aslında, onlardan kullanmamak lazımmış. Onun yerine mineral bloklar kullanmak gerekiyormuş. Yani mineral blok dediğimizde aslında gaga taşı bir yerde. Neşe kanatlar hediye de göndermiş yanında. O dallarımız henüz feriyon onu fark etmedi. Yoksa aman tanrım yanmıştık burada. Şimdi çıkarttım yavaş yavaş. Yine tabii bir kalamar kemiği de aldım mineral blokların yanında. İki tane mineral blok aldım. Bir tanesi bu Karli markasının. Yani üzerinde tüy olma karşıtı yazdığı için direkt aldım. Onu da deneyeyim dedim. Yani kalamar kemiğini çıkartayım. Bunlar da işte aslında zaten mineral blokla dediğim gibi kalsiyum blok almak istemiştim. Onlarda da eksiklik olduğu için kendisinde dallarıyı görmedi. Onları yanında enerji blok da geliyordu. Yani o da bir bonus olmuş oldu şimdi bize. Bunları takacağım. Bakalım. Düzeltiyorum. 3 tane almışım. Bir de lava. Yine mineral bloğuydu. Bunda da tüy olmak için birebir diyordu. Bunu da deneyelim dedim. Zaten bu tip şeyler kafeste hemen bitiyor. Ben de almışken yani birkaç tane almam bir zarar olacağını düşünmedim. Sonuçta hepsini beraber kullanmıyorum. Bittikçe birbirlerini deneyeceğim. Şimdi bunları toplayalım. Geçelim salıncağımıza. Ya Feriye Hanım şimdi bir tabii gagalamadığı için izin vermedi onu toplamamıza. Teşekkürler Feriye Hanım bıraktığın için. Şimdi muazzam kokonat salıncağına bakalım. Yani bunu da aslında kargo ücretleri falan da çok artmış ben alırken, o yüzden bir kere de bütün merak ettiğim her şeyi falan alayım diye yani birkaç tane de şu an için ihtiyacım olmayan şeyler aldım. Bunun da yani benim kafesimin yapısına uygun bir salıncak değil. Zaten işte boncukları falan olsun, kemirebileceği bir yer olsun. Kuşlar genel olarak seviyor böyle oyuncakları. Şimdi değil ama ileride kesinlikle bunu kullanabilecek bir yer bulurum. Bazen de çünkü yani mesela yazlıkta farklı bir kafesimiz var. Ona uygun mesela, belki onu da kullanırım. Ya yani illaki kullanılır. Çok sevdi yalnız, bu kadar seveceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi arkadaşlar burada Feriye Hanım'ın akrobasi hareketlerini görüyoruz. Duvara tırmanıyor. Ben hiç tüneye böyle çıkan bir kuş görmedim. Aferin. Aferin. Şimdi tüneklerden devam edelim. Bu mavi tüneyi aldım girişine koymak için. Hala da tırmanıyor. Tırmanmıyor pardon. Tırmandığı yerden inmeye çalışıyor. Çünkü kanatları olmadığı için sanki çıktığımız gibi ineriz dedi. Bütün işleri bittiği için şimdi birazcık göstereyim bakalım rengini falan sevecek mi? Sevdi. Bence gayet şu an sevmiş gibi. Bir de şimdi üstlerini çıkartalım. Mutlu gibi ya. Bence gayet uygun oldu. Şimdi sen in bakalım. Ben bunu hemen takayım ya. Kafesimize hemen takayım. Çabuk çabuk. İnelim. Çabuk. Gerçekten bu kadar çok seveceğini düşünmüyordum aldıklarımı. Ben de çok şaşkınım yani. Onu şimdi hemen takayım. Bir tane de ip tünek aldım. Yalnız ben bunu uzun olur zannettiğim için en kısasını 32 santimliğini aldım. Gözüme kısa geldi mesela buradan bakınca. Bu şimdilik yine bir ihtiyacım o değil ama benim kaçtırda almak istiyordum. Onu da denemiş olurum bir versiyonda. Ay en çok mesela yani özellikle istediğim tünek buydu. Aslında ben bu tüneyi almak için
Alışveriş yapa girmiştim. Diğerleri onun yanında geldi. Bu tünek de hem yanındaki saçaklara tutunabileceği için bana çok mantıklı geldi. Hem de saçakları çok seviyor kuşum. Yani onlarla oyalanabilir diye açıkçası bunu aldım. Şimdi bir onu da denetelim ama tabii ki de Feriha'cığım yemek noktasına çıkmış. O şapkasını da aldım. Hiç takmadı şimdi. Kemiriyor merakından. Şimdi bunun üzerine bir çıkaralım. Düşündüğüm gibi bunu da sevdi yani. Tabi aklı şu anda birazcık yemeklerde kaldı. O yüzden tepelere bakıyor ama. Bu da kullanılır. Arkada da bir tane düz aslında kırmızı tünek aldım gördüğünüzde. Onu şimdilik kullanmayacağım. İleride lazım olur diye yine ekstradan bir tünek aldım. Şimdi bir ip tüneği tekrar çıkartayım. Bir onu da deneyelim. Yani çıkacak mı, kullanabilecek mi? Takarım belki bunu da yani. Oh vallahi çıktı. Vallahi çıktı. Bu da kullanışlı olacak gibi. Gelsin tepeye bırakalım. Aklı kaldı orada. Diğerlerini zaten içeriye taktım. Bunu da takalım. Şöyle bir test yapıyoruz. Bizimki kafese durmak istemedi tabii ki. Çıktı. Yani şu ana kadar bana kafes hani darlanmış gibi gelmedi. Şimdi diğer salıncağına geçeyim. Yani asıl salıncağına. Bu salıncak ya gerçekten benim bu zamana kadar gördüğüm en iyi sultan papağan salıncağı. Yani diğer salıncaklar birazcık muhabbet kuşuna uygundu. Şimdi burada da birazcık çıkartmaya çalışalım kendisini. Ya bunun mesela ayaklarını koyacağı tünek kısmı falan da kalın. O yüzden bunu çok rahat eder diye düşünüyorum. Ve yani sevdi. Boncuklarıyla falan filan da oynadı. Arkadaşlar çekim yaparken kuşum spor yapmaya karar verdi. Artık sağlıklı yaşayacakmış. Holop üzerinde birkaç tur atayım dedi. Ben çağırdığımda da çok oralı değil şu an. Neyse o orada birazcık takılırken ben kafesi düzenleyeyim. Ya kafesimde de şu an dediğim gibi Himalaya tuzum var. Zaten benim kalamar kemiğim de vardı. Bir tane de bekar tüneğim vardı kullandı. Onu da çok sevdi. Onu çıkartmayacağım şimdi. Zaten küçük bir şey. Şöyle bir düzenleyeyim. Bakalım içeride ne yapacak. Tabii şimdi blokları da taktım. Tabii ama aklı dal arasında. Şimdi arkadaşlar burayı yavaşlatarak göstereceğim bir sahne geliyor. Bir kuşun dalları için yapabileceği hareketler mi desek, şovlar mı desek. Hem de daldarı mesela üzerine çıkarak yemeği daha çok seviyor. Daldarı uğruna ne hareketler ne hareketler. Henüz ipe mesela alışmadı. İpin üzerinde durmuyor. Allah! Burada birazcık sıkıntılar yaşadık. Şu anda hani ipe çıkmıyor gibi görünüyor ama yani birkaç gündür kullanıyoruz bu dizaynı. Şu anda hani ipin üzerinde tünüyor bile hatta. Kendisi. Tekrar çıkmak istiyoruz. Yani benim alışverişim bu kadar. Dediğim gibi tünekleri güzel almaya çalıştım. Kullanışlı olmasını istedim çünkü önemli bir de ayağına değdirdiği yerler. Bir de mineralleri denemek istedim. Yani hala araştırıyorum. Sizin de bu arada bu mineral eksikliği için kuşlarınıza verdiğiniz takviyeler ya da ek şeyler varsa belirtirseniz çok sevinirim. Şöyle bir dizayn yaptım. Bunu belki bir tık değiştiririm. Onun hareketlerine göre değiştirebilirim yani.